Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta işçide bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibiyle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynam sizde kıtanlar ekranımızda bulsun. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Xitay'a karşı işencilik tehdit berpa kıldığını etti. 13 Mart Asiya səpirini başlayan Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin məzkur səpir arqalıq Amerika'nın Asiyadaki ittifaqdaşları bilen bolğan hərbi həmkarlığını küçəytib, Xitayğa qarşı işənçilik təhdid bərpa qıldığını etdi. Lloyd Austin bu növət Yaponiya, Koreya və Hindistanda ziyarəti bolğan bolub, o səpirini Amerika'nın Hindi Tinç Okean hərbi komandanlıq ştabı caylaşqan Hawaii ştatıdan başıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin bu vaqtki bayanatına qaraganda, o Hawaii ştatına qarap yolga çıkan ayroplanda ittifaqdaşlıq və həmkarlıqnın muhimliğini ta'kidledi. O sözde Xitay bizge tiz sürətli küçüyüyatqan təhdid. Bizning maqsadimiz Xitayğa yoki Amerika bilan tutuşmaqchi bo'lgan har qanday biriga qarshi ishonchlik təhdid bilan ta'minlayadigan iqtidor, mashg'ulot plani va huquqlarimizning bo'lishiga kafolatlik qilishdir deganlarini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austinning Tokyo va Seulga qilgan safariga Tashqi ishlar ministri Antony Blinken qatnashdi ekan. Lloyd Austin bu vaqtda mundoq dedi: "Tashqi ishlar ministri bilan men qilmoqchi bo'lgan ishlarning biri ittifoqdoshlikni kuchaytirishga boshlash." Blinken 18 Mart prezident Joe Bidenning davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan bilan birlikda Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining tashqi ishlarga mas'ul a'zosi Yang Jiechi ve Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Alyaska shtatida ko'rishdi. Amerika Tashqi ishlar ministri tunji qatimliq chat al ziyoratida Yaponiyani tanladi. BBC'nin bugünkü haberde bildirilmişçe Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilen Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin vazifaga oturgandan keyinki tunji Asiya ziyaretine Yaponiyadan başlagan. Haberde qeyd qilinishicha Blinken bilen Austin'nin bu ziyaretide her ikisinin özgeçi ziyaret planı bar bolsa mı, ama birinci bekat Yaponiya bolgan. İkisi birlikte bugün tushdinkin Yaponiya Amerika Bexatarlik Maslahatchilar Komiteti yig'iniga qatnashdi ekan. Blinken bunudan keyin Yaponiya Bosh ministri Yoshihide Suga, Tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegi, Davlat Mudofaa ministri Nobuo Kishi va savdo sanoatchilar bilan ayrim suhbat o'tkazdi ekan. Bildirilishicha, bunundan ilgari Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliyadan iborat 4 davlat rahbarlari oldingi hafta 4 taraf bexatarlik dialog boshliqlari yig'ini ochgan. Yig'inda Hindi Tinç Okean rayonining erkinligi va ochiq oshkora bo'lishiga kafolatlik qilish, shundoqli tor va iqtisodiy bexatarlik qatorliq masalalarda hamkorlik tilga olinib, Xitoyning rayondagi xirislari muzokara qilingan. Singapur Davlatlik Universiteti Li Guangyao Ammaviy Siyosat Institutining oliy tadqiqotchisi Drew Thompson BBC muxbirining ziyoratini qabul qilib, Amerika yuqori darajalik amaldorlarining tunji bo'lib Osiyodagi ittifoqdoshlarini ziyorat qilishining Xitoyga bergan muhim signal ekanligini bildirgan. Onun qarishicha bu Amerikaning ittifoqdoshlariga bergan va'dasiga ahamiyat berganligi ekan. Amerika ittifoqdoshlarining manfaati va andisini ittifoqdoshlari orasiga kirgizib, bu rayonning barliq ittifoqdosh a'zolariga erkin va ochiq holatda turishiga kafolatlik qilishni xohlaydi ekan. Baydenning yangi hukumatı allaburun Amerika xalqaro ittifoq tashkillab, Xitoyning Tinch Okean rayonida shakllantirilgan xiris va tahdidiga taqobil turish kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Tokyodagi ziyorati jarayonida Yaponiya Tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegi bilan suhbatlashgan. İki taraf Amerika-Yaponiya ittifoqining Hindi Tinç Okean rayonining tinchligi va muqimligini saqlashning asosiy ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Blinken yana Xitoyning tahdidiga o'rtaq taqobil turish va Hindi Tinç Okean rayonidagi erkinlik va ochiq oshkora bo'lish tasavvurini amalga oshirishning Amerika bilan Yaponiyani bir yerga jam qiladigan muhim omil ekanligini ta'kidlagan. Xitoy o'zining jinoyat paketlarini yo'qotishga urinmoqda. 17 Mart Washington Postisi gazetede e'lon qilingan bir maqolada aytilishicha, Amerika boshchiligidagi g'arb aldiri Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan ekan, Xitoy o'zining bu rayondagi jinoyat paketlarini yo'shirishga va yo'qotishga urinmoqda. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoyning Sharqiy Turkistonni to'liq qamal qilish siyosati yillardan beri ziyoratchilar va muxbirlarning bu rayonni ko'zdan kechirishi va tushunishiga to'sqinlik qilib kelgan. O'tgan yildan boshlab Xitoy doiralari Xitoy virusini bahona qilib ozg'ini chat al muxbirlarini bu rayondan qo'g'lab chiqargan va bu rayonga munosabatlik tor uchurlarini o'chirib tashlagan. Avstraliyadagi irqiy qirg'inchilik mutaxassisi Debora Mayerson mundaq degan:
irqiy qirg'inchilik yurgizgan hukumat doim o'ziga ziyonli uchurlarning sirtqa oshkorlanib ketishini to'sdi. Mutaxassislarning qarashicha Xitoy rejimining jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitish Xitoy raisi Xi Jinping uchun yo'qolmas bir tarixiy dog' bo'lgan. Agar Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb baholash davom qilsa, Yevropa davlatlari Amerikaga ergashib Xitoyga iqtisodiy jazo yurgizishi 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishi mumkin ekan. Maqolada bildirilishicha irqiy qirg'inchilik bayonotidan keyin Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyatiga munosabatlik barliq uchurlar, hatto tadqiqotga kerakli yib uchi ta'minlaydigan ma'lumotlarni ham yo'q qilib, chatallik muxbirlar va tadqiqotchilarga hech qanday imkoniyat bermagan. Shuning bilan ular Uyg'ur masalasiga munosabatlik tekshirish va tadqiqotini to'xtatib qo'yishga majbur bo'lgan. Tadqiqotchi Adrian Zenis mundaq deydi. Navbatda tadqiqot ishlari og'ir ahvolda qoldi. Yaqinqi tadqiqotlar ham yerim tarixga aylinib qoldi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning tashviqot organlari g'arib allarda eqib yurgan, vaqti o'tgan yoki mujmal uchurlarni tutib olib, texnik ko'p isbotlarni burmalash, og'dirish, hatto g'arib allarni to'kmat qildi deb qarilashga urinmoqda. Analistlarning qarashicha Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarni to'liq tekshirib chiqish va oshkorlash hozircha mumkin emas bo'lib, Xitoy rejimi og'dirilgandilar bu mumkin bo'ladi ekan. Chunki natsist Germaniyasi og'dirib tashlangandan keyinlar Andin ularning jinoyatlari jahonga oshkora bo'lgan. Amerika Xitoy o'rtasidagi hayron qolarli dialog. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken va Oqsaroy davlat xavfsizlik maslahatchisi Jek Sullivan Xitoy hay'ati bilan Alyaskada ko'rishdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken uchrashuvda qilgan so'zida Xitoy bilan Beijingning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga ijro qilayotgan jinoyatlari, shundaqla Hong Kong va Tayvanga qarshi ijro qilayotgan siyosatlarini kun tartibiga qo'ydi. U Xitoyga Amerikaning o'ziga xos siyosiy tuzumlarining borligini bildirib, shundaq bo'lsa-mu, ikki davlatning iqlim o'zgarishi va yer shari iqtisodiy masalalarda o'rtaq manfaatlarining borligini aytdi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy Tashqi ishlar xizmati komiteti ishxonasining mudiri Yang Jiechi Amerikani Hong Kongga munosabatlik yo'liq qo'ygan embargolar sababidan tanqid qildi. Blinken internet tor bexatarlik masalalarini ham yig'inda kun tartibga qo'yadiganligini aytishi bilan Yang Jiechi Amerikaning internet tor xiloflik qilmishlari masalalarida dunyoda oldida turadiganligini eskartib, bu masalada boshqalarni ayiblay olmaysizlar dedi. Yang Jiechi yana Amerikaning Xitoyni ayiblashlariga javob qaytirib, Amerikani imo qilgan holda Xitoyning ishxonlarini, tuzumlarini og'dirishni va boshqa davlatlarning fuqarolarini qatl qilishni qabul qila olmaydiganliklarini bildirdi. Shundaqla u texmo chekdan oshgan holda Amerikaning oldi bilan obrazini yaxshilashi va demokratiyasini dunyoga eksport qilishdan voz kechishi muhim. Amerikada nurg'un kishining Amerikadagi demokratiyaga bo'lgan ishonchi ojiz dedi. Yang Jiechi yana Amerikaning dunyoviy ma'naviy qimmatlarini tilga olganligini tanqid qilib, mayli Amerika bo'lsin yoki g'arb dunyosi bo'lsin, xalqaroliq jamiyatga vakillik qilmaydi dedi. Amerika tarafining Yang Jiechining 18 minutlik so'zi oxirlashmasdan muxbirlarni sirtqa chiqarmoqchi bo'lishi talash-tortish qo'zg'adi. Yang Jiechi muxbirlarning sirtqa chiqarib etilishini tanqid qildi va buning o'ziga qarshi adolatsizlik ekanligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda hay'atlarning 2 minutdan so'z qilishi to'g'risida kelishganliklarini, ammo Xitoy tarafining buningga bo'ysunmaganligini bildirdi. Kuzatuvchilar Xitoyning bu qitimqi yig'inda texmo qattiq haddidan oshganligini, bugun butun dunyoda irqiy qirg'inchilik bilan ayiblanayotgan Xitoyning qilchimi numus qilmasdan Amerikani ishg'ol tuzumlarini og'dirish, boshqa davlatlarning fuqarolarini o'ldirish degandaklar bilan ayiblashining amaliyotda uchchig'i chiqqan beshamlik ekanligini bildirsa, yana bir tarafdan Xitoyning bu qilmishi yorlangan Yovutungizning jon berish oldida oldiga kelgan narsaga vahshiylarcha ustishiga o'xshaydi deyishmoqda. Taddoch Uyg'ur masalasida harakatga o'tish axloqiy mas'uliyatimiz dedi. 8 mart Amerika Avom palatasining Taddoch, Jennifer Wickston, Maria Diaz va Christopher Smith qatorliq 4 nafar a'zosi Uyg'urlarni alohida musofirlik imtiyozi bilan Amerikaga qabul qildigan bir qonun loyihasini tunishtirgan edi. Taddoch Yerusalim pochtasi gazetasiga qilgan so'zda mundaq degan: "Yahudi va amerikalik bo'lish sifatimiz bilan harakatga o'tishda axloqiy mas'uliyatimiz bor. Men davlatimizning zulmga uchragan kishilarga panohlik bergan tarixidan faxrlanaman. Ammo men bir yahudi bo'lish sifatim bilan ilgariki musofirlarni vaqtida qutuldira olmaganligimizni obdan bilaman."
U yana sözde Xitay rejimi Uyghurlarını poyizge yüklep lagırlarga yolluğanıda emeldarlar Uyghur erlerinin sakallarını mecburi kesip etkinde qiynash ve medeniyet bastırışları Uyghurlarını öz kimlikiden ayrışkı işildiliginde biz kol koşturup turalmayımız. Tarihimiz ve kımmet karışımız bizni hareketke ötüşke kıstaydı digerlerini bildirdi. Amerika Devlet Meclisi'nin torbetindeki uçurlarga karganda mezkur kanun layısı Devlet Meclisi'de tunuşturulgandayken Kanun Komiteti ve Taşkı Münasbetler Komiteti'ye havalı kılıngan. Mezkur kanunu kaçan avazga koyuş kararını Avam Palata Reisi Nancy Pelosi hanım çıkırdıken. Eğer bu kanun layısı makullansa zulümge uçuravatkan Uyghurlar Amerika Taşkı İşler Ministerlik tarafından muayyen kişiler topuğa verildiğen P2 yani en avval bir taraf kılındığan musafirler kategoriyesi boyunca Amerika'ya yerleştiriliş imkanına erişirken. Malum buluşça ilgari sabık Sovet İttifakı ve Kuba ve Vietnamlık musafirler muşu kategoriye boyunca Amerika'ya yerleştirilgenken. Xitay yumuşak detaylarının Uyghurlarını farklandırış iktidarı hakkında yeni bir ispat otturgu çıktı. Yakında Avustralya'nın bir bihaterlik şirketi Xitay'nın Dahua şirketi yasab çıkan yumuşak detaylarının Uyghurlarını farklandırış iktidarı varlığını baykıgan. Kündelik Telegraf gezinin bu haftaki haberde bildirilişe Avustralya'nın aile ve Saudi bihaterlik malazimeti bilen temilleş ve apetli nazarat kılış şirketinin lideri Dağınlık bihaterlik mutakhassisi Daniel Livgoutis kompüterde Xitay'nın Dahua şirketi işleyen akli iktidarlık tor kamerası nazarat kılış yumuşak detaylarını işletken de onun Uyghurlarını farklandırış iktidarı varlığını baykıgan. Daniel'nin aşkarlışça mezkur çıray tunuş yumuşak detaylarının seyrek renglik agahlandırış signali onu hayran kaldırgan. Çünkü mezkur seyrek renglik agahlandırış mahsus Uyghurlarını farklandırış için bekitilgen. Daniel bu meselini baykıgan deyken şirketedeki barlık yukur derecelik başkurguçlarga yol yoruk berip Xitay'nın Dahua şirketi mahsulatıdan yırak duruşunu talep kılgan. Hem de başkalarını bu yumuşak detaylarını işletmezlikke çakırgan. Bultur 11. ayda Amerika'nın IPVM şirketi mi Dahua şirketinin torbetiki koyulgan resimlerge asaslanıp mezkur yumuşak detaylı Uyghurlarını farklandırdığan kod barlıkını baykap çıkan. Dahua kişilik hukuk depsendikiliki bilen ayıplanıp Amerika hükümeti tarafından karı tizimlikke kirgizülgen Xitay şirketlerinin biri bulup hesaplandı. Xitay özünün cinayet paketlerini yokutuşku urunmakta. 17 Mart Washington Postisi gezisinde elan kılınan bir makalede eytilişçe, Amerika başçılıkıdaki garip elleri Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki bastırış cinayetini irki kırgıncılık tepkikarlıgan deyken, Xitay özünün bu rayondaki cinayet paketlerini yuşuruşka ve yokutuşku urunmakta. Makalede körüstülüşçe, Xitay'nın Şarkı Türkistan'ı toluk kamalıklı siyaseti yıllardın beri ziyaretçiler ve muhbirlerinin bu rayonunu közdün keçirişi ve çüşünüşüge toskulluk kılıp gelgen. Ötken yıldan başlap Xitay dairleri Xitay virüsünü bahane kılıp azgını çetel muhbirlerini mi bu rayondan koğulap çıkarıgan ve bu rayonu münasifetlik tor uçurlarını uçurup taşlıgan. Avustralya'daki irki kırgıncılık mutakhassisi Deborah Myerson mundaq degen. İrki kırgıncılık yürgüzgen hükümet daim özdeki ziyanlık uçurlarının sırtka aşkarlanıp getişini tosudu. Mutakhassislerinin karışça Xitay rejiminin cinayetini irki kırgıncılık da bekitiş Xitay reisi Xi Jinping üçün yokalmaz bir tarihi dağ bolgan. Eğer Xitay'nın cinayetini irki kırgıncılık da bahalaş devam kılsa, Avrupa devletleri Amerika'ya ergişip Xitay'a iktisadi ceza yürgüzüşü 2022 yıllık Beijing kışlık olimpik müsabakasını baykut kılışı mümkün iken. Makalede bildirilişçe irki kırgıncılık bayanatı dinken Xitay irki kırgıncılık cinayetine münasifetlik barlık uçurlar hatta tetkikatkı kereklik yip uçu temelleydiğen malumatlarını mı yok kılıp çetellik muhbirlar ve tetkikatçılarına hiç kandak imkaniyet vermegen. Şunun bilen onlar Uyghur meselesiyle münasifetlik tekşürüş ve tetkikatını tok tutup koyuşku mecbur bolgan. Tetkikatçı Adrian Zeniz mundaq deydi. Nöbette tetkikat işleri iğir ehvalda kaldı. Yakınki tetkikatlarımı yerim tarihka ayrılıp kaldı. Şunun bilen bir vakitte Xitay'nın teşvikat organları garip ellerde ikip yürgen, vakti ötken ya ki mücmel uçurlarını tutuvelip, tihimi köp ispatlarını burmalaş, ağdırış, hatta garip ellerini tökmet kıldı edip karılaşka urunmakta. Analizçilerinin karışça Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini tuluk tekşürüp çıkış ve aşkarlaş hazırcı mümkün emes bulup, Xitay rejimi ağdırılgandıla bu mümkün buludikken. Çünkü Nazis Germaniyesi mi ağdırıp taşlanğandan kiyilla, andın onlarının cinayetleri cihanğa aşkarı bulgan. Avrupa vekilleri Xitay emeldarlarına ceza yürgüzüşte birlik geldi. Avrupa İttifakı devletlerinin vekilleri Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarının kişilik hukukunu depsende kılışkı çetişlik 4 Xitay emeldar
ve bir Xitay organına ceza yürgüzüşke koşulgan bulup, alakadar tizimlikten tefsilatı 22 Mart Avrupa İttifakı Taşkı İşler Ministerleri resmi tasdiqlap olgan deyken ilan kılındı. Bildirilişe cezanın bir kısmı sübtide mezgür Xitay emeldarlarına sayahat çekilmesi yolu koyuldiken ve onlarının mal mülükleri toğunutildiken. Bu Avrupa İttifakı'nın 1989 yılındaki Tiananmen katliamı denken ikinci çoğun Suudi hemrahi bulgan Xitay'ın tuncu kıtım cezalışı hesaplandı. Aynı vakitte tasdiqlanğan kural setiş embargosu hazırgıcı devamlaşmakta. Gerçi Xitay'a qaratılğan yeni ceza simvolluk dep qaralsı mı, ama bu Avrupa İttifakı'nın Xitay siyasetinde muhim özgürlüklerinin buluşu mümkünlükiden direk biridir. Xitay'ın Avrupa İttifakı'daki diplomatiya vekili Jiangming aldıngı günlerde ictimai alaqa hesabatıda bayanat ilan kılıp, Xitay'ın öz siyasetini özgertmeydiğallıqını tähkitleyen ve mezkur cezanın Avrupa İttifakı bilen Xitay'ın karşılaşışı başlaydıqallıqını bildirip, biz karşılaşışını emez, söhbetleşişini xalayımız. Avrupa İttifakı bu meselede kayıtı oylanıp bir kişi gerek. Eğer birerisi karşılaşışı çıngdırsa, biz bununla kat'i yol koymayız, degen. Xitay pütkül teklimakan kumluğunu tümür yol bilen korşaş üçün ciddi hareket götgen. Xitay'nın Xinhua haberler doğrunun 18 Mart günü tarqatkan sırlı haberge karganda, Xitay tümür yol dairleri dünyadaki ikinci çoğun köçme kumluğ bulgan teklimakan kumluğunu çember şekilde toluq ayınıp çıkıdıgan zor tipteki tümür yol kuruluşunu başlayan iken. Sırlı haberde bu kuruluşunun yeni teknikler arqalıq tiz sürat bilen devam kılıp atkallıqı görüstülgen. 825 kilometrelik bu çember şekillik tümür yol Xoten şehirden başlanıp Çarqılıq nahiyesinde ayaklaşıdığan bulup Xitay'nın devletlik muhim tümür yol kuruluş türü hesaplandıken. Xinhua Doğru'nun bu yıl 2. ayda bu axtı bergen haberde eğitilişçe Teklimakan Qumluqi tümür yol aylanma liniyesinin ahırkı kısımı 2022 yılı katnaşkı ekip etildiken. Bunun bilen allıqaçan katnaş başlanan Golmod Korlu tümür yolu, Cenubi Şincan tümür yolu ve Qashqar Xoten tümür yolları bilen tutaştırıldıken. Kuruluş bütken takdirde bu dünyadaki tuncu kumluğunu çember şekilde ayınıp ötüdüğen tümür yol bulup kalırken. Xitay rejimi yıkınkı yıllardan bu yan Şarkı Türkistan'da köplep aerodrom ve tümür yol kuruluşu kılıp atkan bulup, muhacireteki analizciler bu katnaş torlarının normal ihtiyacının zor derecede eşip ketkenlikini alaydı tekitlep gelmekte. Şu sebepten ular bu katnaş yollarının yolu uçtuğu işine emez, eksice Xitay rejiminin garipki gayet zor sandı nüfus köçürüş hem de Şarkı Türkistan'ın yer astı baylıqını tihimi zor miktarda yötkep getiş ihtiyacı için oturgu çıkıp atkallıkını alığı sürmekte. Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek devamlıq dünyanın dikkatini tartmaqda. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan mecburi emgek ve irqi qırğınçılıq siyaseti xalqara cemiyetinin devamlıq dikkatini tartıp atkallıqı bildirilgen. Xabarda qeyd qilinishicha xalqaro jamiyat yaqinqi mazgillarda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilib atgan majburiy amgaki selish, irqiy qirg'inchilik yurgizish, majburiy bola tushirgizish va majburiy tug'mas qilish, bosqinchilik, qiyinqistoq qatorliq kishilik huquq dafsandichilik qilmishlariga davomli diqqat qilib atgan bo'lib, buning ichida Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilib atgan majburiy amgak masalasi texnik ko'p diqqat qo'zg'agan. Amerika Emgekçiler Birleşmesi ve Sanayet Birleşmesi'nin reisi Richard Tromica yakında Biden hükümeti ve parlamentini Xitay'nın Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılan kuyaş energisi mahsulatlarını import kılışını toxtışkı çakırgan. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Richard Tromica 12 Mart Amerika Taşkı İşler Ministeri Blinken ve Devlet Bihaterlik Meslekçisi Sullivan'a mektup emetken. Mektupta Xitay'nın kuyaş energisi işlep çıkarış liniyesinde sistemilik mecburi emgekinin mevcutluğu hakkında kayıl kalarlıq paket barlıqı oturgu koyulgan bulup, Şarkı Türkistan'daki energiya mahsulatlarına karşı derhal açkuşluk hareketlerini kullanış gereklikleri tähkitlengen. Amerika hükümeti bu yıl 1. ayda yeni karar icra kılıp, Şarkı Türkistan'daki karxana ve uğurlar işlep çıkarğan, mecburi emgek bile münasiyeti bar dep karalgan barlıq paxtı ve pemudur mahsulatlarının Amerika'ya kirişini çekilgen idi. Şunlıkla Kanada hükümetimi hareketki ötüp, yakında Xitay'nın mecburi emgeki çetişlik mahsulatlarını çekleydiğen yeni belgeleme çıkarğan idi. Amerika bilen Xitay'nın Alyaska'daki keskin söhbeti ahırlaştı. 18 Mart Amerika'nın Alyaska ştatıdaki Anchorage şehirde başlanan Amerika-Xitay söhbeti keskin tokunuşlu sahne buldu. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe Amerika-Xitay 2 günlük söhbetinin ahırkı kısmı yepyeni söhbet bilen ahırlaşkan. Amerika-Xitay Alyaska söhbeti Peyşembe günü başlanan deyken Cuma günü iki taraf en ahırkı söhbet baskıçığı kirgen bulup söhbetinin ahırı yepyeni haleti ötküzüldü. Amerika bu söhbetinin mülçerdeki dekli kıyım bulgallıkını etti. Xitay bolsa söhbetinin icabi bolğanlığını bildirdi.
Amerika Prezidenti Biden Tashqi ishlar ministri Blinkenning suhbatdagi ifodasini maqtadi. Bildirilishicha Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Sullivan suhbatni qiyin va ochiq oshkora bo'ldi deb sifatlagan. Tashqi ishlar ministri Blinken bo'lsa, suhbat garchi jiddiy kayfiyatda davomlashgan bo'lsa-mu, ammo Iran, Shimoliy Koreya va klimat qatorliq sohalarda o'zaro manfaat yetkazish to'g'risida ochiq oshkora suhbatlashganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministri Blinken suhbatda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni keng ko'lamda bostirish qilmishini, shundaqli Hong Kong, Tibet va Tayvan masalasini qayta ta'kidlagan. Shundaqli bularning Xitoyning ichki ishlari emasligini ta'kidlagan. Hamda Xitoyga Amerika iqtisod, savdo va texnika sohasida amerikalik ishchilar va korxonachilarning manfaatini qo'g'dashni qaror qildi deb ta'kidlagan. Xitoy vakili Yang Jiechi Amerikaning Xitoyning ichki ishlariga aralashishiga qat'iy qarshi turganligini bildirib, Amerika sug'oq munosabatlar urushi psixikasidan voz kechishi kerak degan. Blinken o'zining 100 dan ortiq davlatning diplomatiya amaldorlari bilan o'tkazgan suhbatiga asosan, uning anglaganlarining Yang Jiechining so'ziga butunlay o'xshamaydiganligini qayta-qayta o'tirg'a qo'yib, xalqaro jamiyatning Amerikaning dunyo sahnasiga qaytib kelganligini qarshi olganligini bildirgan. Blinken axborot vositalariga qilgan so'zida bu masalalarda Xitoy bilan asosliq talash tortishlik nuqtalarini bilgan holda bir yerga jam bo'ldik. Ochiqini aytganda biz bu masalalarni ochiq oshkora va bevosita o'tirg'a qo'yganimizda ansiz javobga erishishimiz hayron qolarlik ish emas edi deganlarni bildirdi. Yang Jiechi Amerika amaldorlarining so'zlariga diplomatiyalik qoidadan chetnigan holda ochiq bilan javob berib, Xitoyning Amerika tarafining o'rinsiz ayiblashini qabul qilmaydiganligini bildirib bildirdi. Suhbatning oxirida ikki taraf yopiq suhbatga kirgan. Suhbatdan keyin ikki taraf birlashma bayonot e'lon qilmagan. Amerika taraf axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lsa-mu, Xitoy taraf bir og'izmi gap qilmay yig'indan ayrilgan. Xitoy Adrian Zenis va ayol guvohchilariga pastkashlik bilan hujum qilishga o'tdi. Amerika Birleşme Agentliği qatorliq ko'plagan taratqularning xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 18-mart kuni atalmış Xinjiangga munosabatli axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lib, yig'inda atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partiyom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Shu Guishang Uyg'ur vaziyatiga oid tadqiqoti bilan tunilgan donliq tadqiqotchi Adrian Zenizni Uyg'urlar haqida yolg'on uchur tarqitib, Xinjiangdagi Xitoy amaldorlari va shirkatlarining jazolanishiga sabab bo'ldi deb ayiblagan. Hamda atalmış Xinjiangdagi ba'zi shirkat va shaxslarning advokat taklif qilib, Adrian Zenizning ustidan ariz qilish orqali undan kechirim so'rg'uzish, shirkat va shaxslarning yo'qolgan innovativ va uchirgan iqtisodiy ziyonni to'lab berishini talab qilmoqchi ekanligini aytgan. Bunundan ilgari mo Shu Guishang bir necha qatimlik axborot e'lon qilish yig'inlarida Adrian Zenizni 1 milliondan ortiq Uyg'ur lageriga solandi, Uyg'urlarning nufus ko'payishi cheklandi deb reallikni burmildi deb ayiblagan edi. Amerika tadqiqotchi Adrian Zenis Xitoy rejimining rasmiy hujjatlari va sirtqa oshkorlanib ketgan uchurlardan foydalanib, Xitoy yushirib kelgan haqiqatni oshkorlagan bo'lib, bularning ichida lagerlar masalasi, Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib etish va majburiy amgak masalasi qatorliqlar bor edi. Yaqinda UTX NBC televiziyasining bir programmasida majburiy amgak va bolalarni oilasidan ayirib etishning cho'nglar bilan bolalar o'tirishidagi madaniyat, din va til aloqasini azaytadiganligi, shunaqla ota-onalar bilan bolalarning noyati osonlik Xitoyning mingyush obyektlarga aylandiganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Yaqinda Sharq Turkistondagi ba'zi korxona va shaxslarning ziyonni to'litish uchun tadqiqotchi Adrian Zenizni sotqa bermoqchi bo'lganligi va Xitoy rejimining buni qo'llaydiganligi xabar qilingan edi. Bu qitimqa axborot e'lon qilish yig'indi yana Xitoy tashviqot o'rinlari Uyg'ur ayollarining vakili sifatida Qashqardan Gulboston degan ayolni so'zultib, yezilarda har bir Uyg'ur oilasining 2-3 tin balasi borligini, majburiy tug'utni cheklashning mavjud emasligini aytib, Adrian Zenizni yolg'onchiga chiqarmoqchi bo'lgan. Ondan atalmış Abdulim Raylı Hükümet Akbarat İşhanesi'nin bayanatçısı Elican İnayetmo tətqiqatçı Adrian Zeniz'i rədiyə berib, sallıq məlumatlarını uydurup çıxırıb, Uyğur ayarlarının köp qısımı tuğmas qılınğallıq tək saxtı görünüş payda qıldı deyib ayıbligən. Xitoy rejimi yana bu qitimliq axborot e'lon qilish yig'inida lagerdan qutulib chiqqandan keyin u yerdagi qabohatli kechmishlarini dunyoga oshkorlagan Uyg'ur ayol shohidlarining burunqa erlarini so'zultib, ayol shohidlarga pastkashlik bilan hujum qilgan. Adrian Zenis 18 mart kuni o'zining Twitter hisobida mundaq yozgan. Xitoy rejimi 3 soat axborot e'lon qilish yig'ini ichib, men o'z tadqiqotimda isbot ko'rsatgan Uyg'ur shohidlarga hujum qilgan. Uyg'ur ayol shohidlarga hujum qilingan bir videoda ularning burunqa erlari ularni ig'izga olg'usiz gaplar bilan haqoratlagan. Adrian Zenis Xitoyning bu qitimliq axborot e'lon qilish yig'ini haqida mundaq dedi.
Xitay rejiminin mağa qılğanları goya ular can talışıwatqandak ta'sir bermekte. Ular Uyğur şahitlarga barğansıri şermendilerce hücum qılıwatıdı. Bu intayın yirginişlik qılmıştır. O yana Xitayğa yürgizilgen iqtisadi jaza elip kelgen besim ve bir qısım gharib devletlerinin Xitayning qılmışını irqi qırğınçılıq deb bekitişi hem de 2022 yıl Xitayda ötküzüldigan qışlıq olimpik müsabiqasını boykot qılış sadalarının küçüyişige ergişip Xitayning onun şahsiyetige qılğan hücumlarının küçüyip ketkenligini aytqan. Ma'lumotlarga qaraganda Xitoyning bu qitim davlat ichi va chat al muxbirlarini to'plab Sharq Turkistonga munosabatlik axborot e'lon qilish yig'ini etishi, jumladan Adrian Zenizni ayiblashi mushining bilan 5-chi qitimliq ekan. Bu qitimliq axborot e'lon qilish yig'ini Xitoyning texmi zaharxandalik va sharmandalik bilan qilgan hujumi hisoblanadi ekan. Amerika parlament a'zolari Xitoyga qarshi yana bir qonun taklifi sundi. Amerika Avazı'nın 19. Mart'taki haberde bildirilmişçe Amerika Cumhuriyetçiler Partisi'deki 3 Kengash Palata azası Xitay Soğudu Münasifeti kanun teklifini oturuğa koyup Xitay'nın mengülük normal Soğudu Münasifeti oranını bekar kılışını talep kıldı. Haberde kayıt kılınışçe Amerika Cumhuriyetçiler Partisi Kengash Palata azası Tom Cotton, Jim Inhofe ve Rick Scott qatarlıqlar Xitay Soğudu Münasifeti kanun teklifini oturuğa koyup Xitay'nın mengülük normal Soğudu Münasifeti oranını bekar kılışını talep kılgan. 2000 yılı 19. sentabr Amerika Kengash Palatası avazga koyup, Xitay'a mengülük normal soğudu münasibeti oranı berip, Xitay'nın Dünya Soğudu Teşkilatı'a kirişige yol açgan. 20 yıldan buyan Xitay soğudu'da itibar berildiğin devletlik oranını saklap gelgen. Bu sebeplik Amerika'nın işlep çıkarış sahasıdaki işsizlik nispeti dereceden taşkırı tizleşgen. Kengash Palata azası Jim Inhofe bu haqta toxtulup, özünün 2000 yılı Xitay'nın mengülük normal soğudu münasibeti salahiyetige erişişige karşı belatlaştıgan birden bir Kengash Palata azası işgallikini tähkidligen. O bayanatıda, ''Mən bunu 20 yıl burun eyttim. Mən yana şunu deymen ki, biz soğudu münasibetini qoğuluşup, Xitay komünistlerinin bazı reallıqıgı sel qarışqı yol qoymaslıqımız lazım. Xitay'ı soğudu'da mengülük itibar berişini ahırlaştırış, Xitay komünist partisi'ge berilgen küçülük signal buluklu kalmay, Amerikalıq işçilerini qollıqallıq buludu.'' dedi. Ma'lum bo'lishicha, agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, Amerika prezidenti Jackson Vanek tuzish loyihasiga asosan Xitoyning savdoda e'tibor berilgan davlatlik salohiyatini har yili tasdiqlashi kerak ekan. Bu qonun loyihasi orqali yana Jackson Vanek tuzish loyihasi kengaytirilgan bo'lib, agar Xitoy majburiy amgaka selish, jazo lagerlarini ta'sis qilish, tug'utin cheklash, odam organlarini majburiy elib olish qilmishlarini davomlashtirsa, savdoda e'tibor berilgan davlatlik salohiyatini yo'qotadi ekan. Qadirli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz mushyarda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishinglarning ko'ngillik bo'lishiga tilaklashlik bildirish bilan atiki kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'linglar. Shuna qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.